Kitaplarla Seyahat programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün haftanın son günü sevgili seyirciler. Ve inşallah yine size kitaplardan bölümler aktarmaya devam edeceğiz. Bugün de, bugün efendim En Öndekiler kitabında Hazreti Ali'nin hayatının anlatıldığı bölümü noktalamış olacağız. Allah nasip ederse ve ne yazık ki şehadetini sizlere okumaya çalışacağız. Çaresizim Ne Yapmalıyım isimli kitaptan yine tabii ki okuyucu mektuplarını, derdi olan okuyucuların mektuplarını Doktor Can cevaplayacak. Ve ibretli hatıralarda Osman Şimşek hocamız bize Hoca Efendi'den hatıralar aktarmaya devam edecek. Kıymetli seyirciler hiç vakit kaybetmeyelim. Adreslerimizi gördünüz bize buralardan ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler diyelim. Ve hemen ilk müziğimizle başlamış olalım. Okuyacağımız ilk bölüm sevgili seyirciler. Kimse gelmiyor başlığıyla yer alıyor kitapta. 34 yaşında 4 çocuk annesiyim. Isparta'ya gurbete geldik. Çay günlerinde anlatıcı ve çalıştırıcı rolü verdiler. Mutlu bir yuvamız var ancak arkadaşlarla günlerden çıktıktan sonra görüşemiyoruz. Özellikle yaz günleri. Şehir dışına çıkanlar 2-3 ay yoklar. Şehir dışındakiler de düğün, dernek vesaire kendi dertlerindeler. Aşağı kat komşularım dahi kapımı çalmıyor. Neden böyle, neden yalnızım? Derslerde her şey çok iyi, ayrılınca bir arayıp soran yok. Yalnızım demiş Isparta'dan H.E. isimli okuyucu. Birinci pencere diye başlıyor Doktor Can'ın bu okuyucusuna yazmış olduğu mektup sevgili seyirciler. Değerli kardeşim H.E. Bazı peygamberler uzun yıllar risalet görevinde bulunmuşlar ancak bazen bir, bazen de birkaç kişilik ümmete sahip olabilmişler. Birçok veli de öyle. Hatta velilerden biri bir çadır kurup orada müritlerini kesiyormuş gibi yapıp bir koyun kesmiş de çadıra sadece bir erkek bir de hatun mürit girmiş diğerleri şeyhi terk etmişler. Biliyorum ki kardeşleriniz sadık ve vefalı dostlarınız çadırlar dolusudur. İkinci pencere. Vazifeniz yalnızca anlatmak ama hidayete ermiş bu insanların sizi ihmal etmelerinin makul sebepleri olabilir. Her daim sohbet harici onları ziyaret edip nezle dahi olsalar bir çorbayla yanlarında bitseniz ve buna mukabil kendileri aynı duyarlılıkta olmasalar bu sizi küçültmez. Ayrıca bu insanlık hizmeti karşılık beklenmeden yapılır bilirsiniz.'' Üçüncü pencere. Size gelmek istemiyorlardır sevgili HE. Çünkü 1. Yeteri kadar dedikodu yapmıyorsunuzdur. 2. Gıybet etmiyorsunuzdur. 3. Ballandıra ballandıra dünya işi anlatmıyorsunuzdur. 4. Pasta, börek, kısır tariflerinden haberiniz yoktur. 5. iman hakikatleri anlatıp insanları sıkıyorsunuzdur. 6. Magazin programları, artistler hakkında uzun uzun konuşacağınıza, asabı kiramdan ya da Irak'ta ölen çocuklardan bahsediyorsunuzdur. 7. Herkesin hülyalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya gitmek süslerken siz konuyu hac ve umreye çekiyorsunuzdur. 8. Evinize gelenlere pasta börek ikram ederken Efendimiz bu lüks şeylerden hiç yememişti diyorsunuzdur. 9. Komşular Uludağ'a tatile gidelim derken siz pusulanızı Barla'ya, Çam Dağı'na ayarlıyorsunuzdur. Eee he, he kardeş. Ben Doktor Keçeli de olsam size gelmezdim doğrusu. Hele hele kış gelmişken kendime güzel giysiler alacağım şu günlerde. Bana senin 10 tane palton var. O parayla fakir üniversitelere sako alalım dersiniz diye Afyon'a giderken Isparta'dan bile geçmez, Burdur'a sapardım. Değerli eşinize saygılar. Üzülmek, kıskanmak, ağlamak, gücenmek ve yalnız hissetmek yok. Hizmete devam. Kim bilir evinize her gün ne sırlı misafirler gelip gidiyordur da sizin haberiniz yoktur. Şöyle bir dikkat edin bakalım. Teyakkuzda olun. Isparta'nın nadide güllerinden bir demet vazonuzda bulunsun. Hoşça kalın demiş Doktor Can bu enteresan cevabında. Aslında hepimizin yaşamış olduğu ciddi problemlerden bir tanesi e, hepimiz aslında aynı şeylerden şikayet ediyoruz. Kapımızı kimse çalmıyor, kimse arayıp sormuyor, kimse bayram kutlamıyor vesaire 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 diye. Fakat birilerinden beklemek yerine gerçekten de bazen e, harbiden telefonu alıp elimize, adres defterimize bakıp kimler var ya uzun zamandan beri görüşmediğimiz kimler var deyip aramak icap ediyor. Ben de bu hafta sonu inşallah öyle yapacağım sevgili seyirciler. Bir diğer başlığa bakalım. Asıl şükür Allah'a. Sayın Can, geç de olsa cevabınız için binlerce teşekkürler. Asıl yoğun olacağınızı ben akıl etmeliydim ama düşünemedim. Bağışlayın. Neyse ki aracılığınızla stres dolu günleri atlattım. Hem de çok güzel bir şekilde Allah'a şükür size de teşekkür. Y. Akkuş yollamış bu mektubu. Sevgili Yücel diye başlıyor Doktor Can mektubuna. Aslında teşekkür mektuplarını yoğunluktan yazamıyoruz. Ancak mektubunun nezaketi ve Allah'a olan teşekküründen dolayı yazmak istedim. Evet oldukça yoğunuz ve ben deniz yoğun bakımı gerektirecek rahatsızlıklar geçirdim ve el anda devam ediyor. Ancak hastalardan mektuplar, hastalara mektuplar ve okurlarımın samimi ifadeleriyle ayıldım. Evet şu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve ayrılık rüzgarları esmeseydi ve musibetli gelecekte kış mevsimleri olmasaydı ben de diğer tatilciler gibi keyfime bakacak yoğunluğuna aldırmadan şezlonguma uzanıp denizin şarkılarını dinleyecektim. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi kovmadan biz bu hastalıkların ikazıyla onun aşkından vazgeçmeliyiz derim. Evet hastalıklar bana adeta haykırıp dedi ki senin vücudun taştan demirden değildir. Her an hastalanıp dağılmaya müsait maddelerden oluşmuştur. Gururu mızmızlanmayı bırak vazifeni bil eline kalemini al eğer bu ağır musibetlere rağmen yaşıyorsan bu cevapladığın mektupların sayesindedir. İşte o zaman manevi bir ibadet hükmünde olan hastalıklarını ve cevapladığım mektuplardaki manevi şifayı düşünüp ben de senin gibi Allah'ıma teşekkür ettim. Sağlıcakla kal demiş Doktor Can mektubunda. Sevgili seyirciler, ibretli hatıralara geldik. Bugün hem ibretli hatıralarda hem de en öndekilerde okuyacağımız bölümler biraz uzunca olacak. Onun için biraz sabır istirham ediyorum sevgili seyirciler. Hemen müziğimizi başlatalım ve diğer başlığımıza da geçelim. Saygı anlayışımızı yıktılar başlıklı bölüme başlayabiliriz sevgili seyirciler. Kıymetli arkadaşlar diye başlıyor Osman Şimşek hocamız bu bölüme. Fethullah Gülen hocamız gönül diliyle ve hal şivesiyle konuşan insanları dinlemeyi çok sever. Hele bir de hitap eden şahıs sahasının uzmanı bir ilahiyatçıysa onun sözlerini kevser gibi yudumlar. Kendi müktesebatını muvakkaten nisyana terk eder ve dile getirilen hususlardan azami istifade etmek ister. Gönülden mahfiyetle selefe saygı içinde ve ehli sünnet akidesine muvaffık şekilde konuşan birine tevafuk edince heyecanlanır, onun Hemen her sözüyle duygulanır ve ağlar. Hakikatlere tercüman olan o insana karşı minnet hisleriyle dolar. Gıyabında pek çok hayır duasında bulunur. Sonra da takdir ve teşekkürlerini ifade etme fırsatı kollar bu ruh haletinden dolayıdır ki Hoca Efendi Samanyolu Televizyonu'nun ilk kez bu diyarı gurbette de seyredilebildiği sene iftar ve sahur programlarına katılıp gönlünün lisanıyla sohbet eden kıymetli hocalarımızın her birine teşekkür mektubu göndermeyi bir vefa borcu bilmiştir. Muhterem hocamız bazen özellikle televizyonda seyrettiği ilim ve fikir adamlarının sözlerine atıflarda bulunur. Kimi zamanda hoşuna gitmeyen bir husus olmuşsa şahısların isimlerini zikretmeden ve haklarında menfi kanaatlerin oluşmasına fırsat vermeden sadece dile getirdikleri konulardan bahisler açar. Şayet bu bahisleri esnasında bir hocamız ya da bir ilahiyatçı arkadaşımız diyerek söze başlarsa anlarız ki o şahsın ele aldığı mevzudan, konuşma üslubundan, tevazu ve mahfiyetinden çok memnun kalmamıştır. Fakat dinlediği bir insana atıf yaparken bir teolog derse biliriz ki o şahıs en başta üslubuna dikkat etmemiş, mahviyet elbisesi giymemiş ve Selefi Salihinin müstakim çizgisini izlememiştir. Halis bir mübelliği üslubunu tutturamayan kimselerin ekranlarda arza endam ettikleri andan itibaren Hoca Efendi'nin meclisinde bulunan ilahiyatçılar için sonraki birkaç gün çok zor geçer. Çünkü dostlarının hep hayra, hayrını dileyen dertli insanın onlar hakkındaki bir kısım endişeleri yeniden tetiklenir. Ben de bilirim duygusunun bazı kimseleri küstahlaştırdığına şahit olunca hocamızın kardeşlerinin akıbetleriyle alakalı korkuları ziyadeleşir. Dolayısıyla da o haftaki sohbetlerde bu konu etrafındaki tahşidat peşi peşine gelir. Nihayet haf kefesi recaya göre yere daha yakın olanlar bir balans ayarı mahiyetindeki tembihler karşısında muhasebe duygusuyla kıvrım kıvrım bir hal alırlar. Fakat aynı zamanda kendilerine doğruları gösteren bir mürşidi kamilin mevcudiyetini düşünerek Mevla-i Müteale hamdü sena hisleriyle dolarlar. Aziz hocamız geçen hafta yine üslup ve edep açısından kendisini rahatsız eden bir teolog dinlemiş olacak ki son günlerdeki hasbihallerin hemen hepsinde söz dönüp dolaşıp selefe saygıya, samimi olmaya ve hakikatleri anlatırken kendini silmeye geliyor. İşte bu mevzudaki bazı notlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat meskür konuyla ilgili çok önemli ikazları aktarmaya geçmeden önce bir hususu daha hatırlatmada fayda mülahaza ediyorum. Muhterem hocamıza göre şayet abide şahsiyetler ve altın nesiller yetiştirmek istiyorsanız mutlaka insanlara asabı kirama anlatmalı ve onları sahabe ruhuyla tanıştırmalısınız. Ne var ki defi bela kabilinden vaaz etme edasıyla kürsüde bağırıp çağırma şeklindeki bir iki vaazda ya da hutbede bunu yapabileceğiniz zehabına kapılmamalısınız. Muhataplarınızı belli bir seviyeye getirmek için icabında bir sene boyunca tek konuyu değişik yanlarıyla işlemeli ve iyi hazırlanmak suretiyle uzun zaman sürdüreceğiniz o sohbet silsilesinde mevzuyla ilgili hiçbir meseleyi ihmal etmemelisiniz. Asabi kiramı da böyle bir program dahilinde anlatmalı ve onları sahabi yapan sıfatları birer birer ele almalısınız. Genel manada sahabiyi tanıtırken İman, sadakat, emanet, civan mertlik ve isar duygusu gibi güzel vasıflara hususi paragraflar açmalı ve bunları bir bütün halinde insanlara sunmalısınız. Böylece nesilleri ashab-ı kiram ve asr-ı saadetle beraber sahabe ruhuna ve o ulvi duygulara da imrendirmeye çalışmalısınız. Bildiğiniz gibi Aziz Hocamız bu metodu bizzat uyguladı. Başta sonsuz nur Peygamber Efendimizin siyeri olmak üzere Kur'an, namaz, oruç, hac gibi mevzularda haftalarca vaazlar verdi. Bu önemli hakikatleri bir iki sohbetle geçiştirmedi. Aynı konu etrafında 10, 15, 20 hatta 50 hafta konuştu. Tabii bütün bu esasların üzerinde etraflıca dururken sözü her defasında asabı kirama da getirdi ve onları birer numuneyi intisal olarak yeni yetişen nesillerin önüne koydu. Hocamızın vaazlarını canlı ya da kasetten dinleyenler, seyredenler hemen hatırlayacaklardır. O ellerimizden tutup bizi bir gün Bedir'e, bazen Uhud'a, bir diğer günde Yermük'e götürürdü. Her vaazda bizi bir başka sahabiyle tanıştırır ve ona dost yapardı.'' Bugün Seyyidina Mus'ab, yarın Hazreti Ammar, ertesi günde Hanzala Efendimizle sarmaş dolaş olurduk onun vesilesiyle. Hatta sahabe efendilerimizi Allah hepsinden razı olsun kendimize o kadar yakın hissederdik ki etrafımızdakileri dikkatle süzer ve acaba Hazreti Ebu Bekir de burada mı, Hazreti Ömer de anıldığı yere gel geldi mi diye düşünmeye de başlardık. Bu vaazların, sohbetlerin, aynı çizgideki yazıların ne büyük manalar ifade ettiğini sonradan anladık. Onların vesilesiyle örnekleri kendinden bir hareket şekillendi. Onlar sayesinde sahabe ruhuyla dünyanın dört bir yanına açılan insanlar yetişti. Ashab-ı kiramın sıdk, emanet, iffet, fetanet, tebliğ aşkı ve temsil cehdi gibi yüksek vasıfları günümüzün bahtiyarlarına can üfledi. Evet muhterem hocamız hayatı boyunca asabı ı kiramı anlattı. Gönüllerde onlara karşı hayranlık uyarmaya çalıştı. Sahabe ruhuyla kanatlanmış iyi müminler yetiştirmek için uğraştı. Ve bu mesleğin mümessilleri için şu tembihleri sıraladı. Siyer felsefesi başlıklı ara bölüme geçelim. Bugüne kadar pek çokları tarafından resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı seniyelerini anlatan ve ashab-ı kiramın vasıflarını ele alan eserler yazılmıştır. Fakat hadiseleri nakletmek ayrıdır. O gün meydana gelen vakalarda işin felsefesini bulup çıkarmak daha başka bir meseledir. Madem ki kıyamete kadar ceryan edecek bütün hadiselerin bir çekirdek halinde asr-ı saadete sıkıştırıldığına inanıyoruz. Öyleyse siyeri oluşturan vakaları çağlara göre yeniden yorumlamamız ve zamanın tefsirini arkamıza alarak onları bir kere daha değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu zaviyeden bakınca bugün için bir siyer felsefesinin henüz yazılamadığını ve buna çok ihtiyacımız olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Siz Hudeybiye'yi çok güzel anlatabilirsiniz. Bedir'i bütün detaylarıyla yazabilirsiniz ya da Huneyn'i eksiksiz nakledebilirsiniz. Ne var ki eğer rehberi Ekmel sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı seniyelerini alıp günümüze adapte edemiyorsanız nakilcilikten öteye geçmiş sayılamazsınız. Artık bir daha Huneyn yaşamak mümkün değildir ve yeni bir hendek olmayacaktır. Bu itibarla da her hadiseyi ele alırken üzerinde durulması gereken husus ondan günümüze dair nelerin çıkarılabileceğidir. Biri Maune'den bu zamana dair neler çıkartılabilir? Uhud hangi ibretli olayları ihtiva etmektedir? Yermük bugün için neler söylemektedir? Şayet meselelere bu mülahazayla yaklaşılmazsa Siyer adına da taklitçilikten ve basma kalıp kitaplar ortaya koymaktan kurtulmak mümkün olmayacaktır. Maalesef Müslümanlıkta şablonculuğa takıldığımız gibi Peygamber Efendimizin ve Ashab-ı Kiram'ın hayatlarını anlatırken de işin ruhuna inmekten daha ziyade nakilcilik yapıyoruz. Falan şöyle demiş, filan böyle etmiş deyip tıkanıyoruz, alışılmışın dışına bir türlü çıkamıyor ve alalade yorumlara mahkum yaşıyoruz. Bu açıdan günümüzde siyer felsefesine bağlı eserlere ve değerlendirmelere çok muhtacız. Asıl saadeti bir mercek gibi kullanıp zamanımıza onunla bakmak zorundayız. Bir başka deyişle gül devrini bu çağın farklılıklarına, şartlarına ve gerçeklerine göre yeniden okumaya ve o dönemde bir nüve halinde vuku bulan hadiseleri bugüne ışık tutacak şekilde intikal ettirmeye mecburuz. Bu konuyla alakalı bir husus var ki gönlümüz sahiden daha idare ediyor. Habibi Ekrem aleyhisselam, ve ashab-ı kiram efendimiz iç heyecanıyla ve gözyaşlarıyla anlatılmalıdır. Bir de o esnada onları anlatan insanın kendisi silinip gitmelidir. Belki size çok ağır gelecek ama hakikatin hatrı için söylemeliyim. Hz. Hamza'yı anlattığın sırada sen hala orada kendin olarak varsan dilin lal kesilse de konuşmasan daha iyidir. Çünkü senin olduğun yerde Hz. Hamza'yı gereğince anlatmam mümkün değildir. Arslan avcısının kılıç salladığı anda onu tarif eden el artık senin elin olmamalı, o anda ortada sadece Hamza kalmalı, sen silinmelisin orada, senin payına düşen silinmektir o anda. Yoksa duygusuz, heyecansız, gözyaşsız, yalnızca kendini ispat edersin, soğuk bir kalp ve katı bir lisanla revahu an fulanin an fulanin demek suretiyle sahabeyi tanıttığını zannedersin ama aslında kendi nefsin hesabına boşa nefes tüketmiş sayılırsın. Evet bu mevzuda çok samimi olmamız lazım. Kendimizi silerek o bahtiyar insanları yerimize koymamız lazım. Herkes bunu yapabilir mi? Yapamayabilir. Fakat bir insan böyle yapamıyorsa yapmasın. Yapamıyorsa yaptığı iddiasında hiç bulunmasın. Resul-i Ekrem'i sevdirecek, ve asaba özendirecek şekilde konuşamayacaksa lafazanlık etmekten utansın ve bir cihat esnasında yere düşmek üzere olan sancağı elini alıp ehil bir insan arayan Hazreti Halid'i görür görmez de bunun eri sensin deyip emaneti ona teslim eden kutlu zat gibi yerini işin ehline bırakmanın yolunu arasın. Şayet henüz vazifeyi teslim edecek birini bulamazsa o zaman da bir yandan emin bir emanetçi beklerken Diğer taraftan da ben bu işin eri değilim ama bayrağı da yerde bırakamam ki deyip vazifesine devam etsin. Fakat bu arada himmetini Ali tutarak hizmetin hakkını verebilecek kıvamı ermek için kavli ve fiili duada da ısrarcı olsun. Hele bir de saygısızca ve gülerek anlatmalar var ki onları dinleyince adeta kahroluyorum. Bazı kimselerin affedersiniz terbiyesizce peygamber Ayşe'ye şöyle dedi ya da Ebu Bekir'e böyle söyledi deyip ardından dudak bükmelerine, farklı manalar çıkarmış gibi bıyık altından gülmelerine, küstahça Ebu Bekir devenin konuştuğuna inandı, eh ben de inandım şeklindeki imalarına ve he 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 türünden kabaca sırıtmalarına şahit oluyorum ki şayet gözlerimle görmesem ve kulaklarımla duymasam ilahiyat adına konuşan insanların bu kadar edepsizleşebileceğine ihtimal vermem. Böyle haddini bilmez kimselere Allah'ın huzurundasın, Resulullah'ın ruhunu rencide edebilecek bir konumdasın, hak aşkına bu kadar terbiyesiz olmamalısın demek geliyor içimden. Açık konuşuyorum, dile getirdiğiniz meseleler ruhunuzun sesi değilse asla başkalarına tesir edemezsiniz.'' Belki kitaplarınız satılır, onlardan bol para kazanırsınız. Fakat kalıcı bir eser ortaya koyamaz ve daimi bir tesir bırakamazsınız. Çünkü siz kendinizi ifade etmişsinizdir, şahsi hesabınıza bağlayarak hakikatleri kötüye kullanmışsınızdır. Bu sebeple de sözlerinizde Allah hesabı yoktur, peygamber hatrı yoktur. Dolayısıyla yazdıklarınız ve söyledikleriniz basma kalıp ifadeler ve unutulmaya mahkum sıradan sözler olurlar. Hiç unutmayın, gönülden inandıklarınızı yine kalbinize söyleteceğiniz ana kadar vicdanlara ulvi hakikatleri duyaramazsınız ve kitleleri boş yere oyalamış olmaktan katiyen kurtulamazsınız. Bu cümleyi bir kere daha okuyalım sevgili seyirciler. Hiç unutmayın, gönülden inandıklarınızı yine kalbinize söyleteceğiniz ana kadar vicdanlara ulvi hakikatleri duyuramazsınız ve kitleleri boş yere oyalamış olmaktan katıyen kurtulamazsınız. Öyleyse şekilden geçmeli, sureti bırakmalı, öze ve manaya bakmalısınız. Hadis rivayet ederken ya da Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ait bir husus anlatırken çocuklar arasında ceryan eden hadiseleri naklediyormuş gibi bir üslupsuzlukla espri yaparcasına konuşanlara, karşıdakilere boy, hoş vakit geçirtmek istermişcesine gülenlere ve o ulvi hakikatleri muhataplarını eğlendirme vasıtasıymışçasına kullananlara çok gönül koyuyorum. Nasıl bu kadar saygısız olabildiklerini anlayamıyorum. Bazen bir kısım teologların edep harici sözlerinden dolayı hasta olacak kadar rahatsızlık duyuyorum. Allah aşkına babanın oğlu değil ki o senin. Kaldı ki medeni insan babasının oğluyla konuşurken dahi o denli saygısız olmamalıdır. Bildiğiniz gibi Abdullah İbni Mesud Hazretleri kendisinden bir hadis rivayet etmesini istediklerinde Resulullah buyurdu ki diye söze başlar ama hemen gözleri dolarmış. Sonra başını eğer tekrar yukarı kaldırır derin bir soluk alır varsa elbisesinin düğmelerini çözer ve kelimeleri zor güç telaffuz edermiş. Nihayet hadisin naklini bitirince hafızamdan bir şey dedim ama bilin ki Resulullah bunun üç aşağı beş yukarısını söyledi veya buna yakın ya da buna benzer bir şey buyurdu şeklinde ikazda bulunmayı da ihmal etmezmiş. Bizzat Efendimiz'den duyduğu hakikatleri zikrederken bile kıvrım kıvrım kıvranırmış. İmam Malik Hazretleri Hadis dersi vereceği zaman belki her defasında boy abdesti alır, kürsüde diz üstü oturur ve adeta titreyerek o nebevi beyanı aktarırmış. Etrafını sarıp kendisini dinleyen müştehit seviyesindeki yüzlerce talebesinin önünde hayadan iki büklüm olurmuş. Allah Resulü'nün sözlerini kelime kelime takdir ederken efendimizin huzurundaymış gibi edeple dururmuş. Denilir ki bir gün talebeleri Hazreti İmam'ın çehresinde ciddi bir acı ve elem ifadesi görmüşler. Yüz hatlarının gerildiğini fark etmişler. Sebebini sorunca şu cevabı almışlar. Az önce iki defa akrep soktu, canım çok yandı. Fakat o esnada rivayet ettiğim hadisi şerife dolayısıyla söz sultanına karşı edepsizlik etmiş olmamak için tavrımı değiştirmedim. Aa büyük imam senin şu saygı anlayışını düşününce bilmem ki babasının oğlunu anlatıyormuş gibi ondan bahsedenlere ne demeli? Yetiştiğimiz dönemde o ilim, irfan ve zikir meclislerinde canım, cananım, devletli sultanım, efendim, nuru Aynım, şem-i tabanım, çeşmi ümidim, sebebi hayatım, celisi halvetim, habibim, pir muganım, sultanı enbiya denmeden onun adı ağza alınmazdı. Ashab-ı kiram için de tazim adına ne varsa söylenirdi. Heyhat teologlarımız belki bazı güzel şeyler de yaptılar. Fakat yetiştirdikleri talebelerin ruhlarına öyle bir saygısızlık aşıdadılar ki bugün şimdiye kadar açılan imam hatipler ve ilahiyatlar sayısınca mektep inşa etseniz yine de o saygısızlığı gidermekte çok zorlanırsınız. Ne ki o sayıda mektep açmaz ve o kıvamda insanları oraya koymazsanız mevcut saygısızlığı asla ortadan kaldıramaz ve mümin edebini yeniden ikame edemezsiniz. Suat hocamızın da sınıf arkadaşı olan Müftü Ali Bey o ilk dönemdeki kır kamplarımızın birinde Buca'da kitap okurken ziyaretimize gelmişti. Kendisiyle yakından tanış değildik, dostlarının arasına katılmış o da fakirin kaldığı çadırı teşrif etmişti birkaç kişi oturmuş sohbet ediyorken söz dönüp dolaşmış ve Hazreti Ömer Efendimiz'den bahis açılmıştı. Hazreti Ömer'i radıyallahu an kametine yaraşır ölçüde sevdiğimi söyleyemem. Hakikaten seviyor olsaydım kabri şerifinin başına gittiğimde kalbim dururdu ve ölürdüm orada. Bu duygumu da size ifade edeyim. Habibi Ekrem Efendimiz'i çok sevdiğime inanıyordum. Ravza-i Tahire'ye giden herkesin eline bir name tutuşturuyor bunu Mescid-i Nebevi'de muvacihenin parmakları arasından atın bari gönlümün ateşiyle yanmış mektubumu ona ulaşsın diyordum. Cenab-ı Allah fırsat verip de efendimin köyüne gitmemi nasip edince orada düşüp kalacağımı zannetmiştim. Fakat Mehmet Akif'in su damlısı gibi ruhumu orada teslim edemeyip diri olarak döndüğümde çok üzülmüş ve kendi kendime fetih sen de sevda olsaydı maşukunun huzurunda ateşi aşkla kavrulur ve ölürdün deyip ağlamıştım. Evet huzurunda can vermedim. Bunun bir ölçü olup olmadığını da bilemem. Fakat Hz. Ömer'i hep sevmiş, çok erken dönemde Mevlana Şibli'nin eseri gibi onunla alakalı epey kitap okumuş ve Resulullah'ın güzide halifesi, müminlerin emiri, adalet timsali Ömer Efendimiz'e karşı hayranlığımı iyice derinleştirmişimdir. İşte o çadırda sohbet ederken çok heyecanlı, yerinde duramayan, afacan mı afacan kabına sığmayan insanlarla ilgili bir mevzuyu anlatmak için Seyyidina Ömer'i bir prototip olarak seçmiş. Hazreti Ömer böyle birisiydi. Cahiliye döneminde deli doluydu demiştim. Belki cahiliye döneminde kaydı düşününce ve ikinci halifenin o dönemde kız kardeşine, eniştesine ve diğer bazı müminlere yaptıklarına bakılınca bu söz mazur görülebilirdi. Fakat daha ben deli dolu ifadesini telaffuz eder etmez Ali Bey, hocam o nasıl söz öyle? Alemi İslam'ın medarı iftiharı bir insan için o kullanılacak bir tabir midir Allah aşkına diye verdi. Hiç unutmam. Daha önce Hatem Hoca'nın bir ikazı sebebiyle olduğu gibi adeta yokuş aşağı giderken fren yemiş bir araba misüllü zangırdadım. O anda hiçbir şey söyleyemedim ama içimden Allah senden ebeden razı olsun bana önemli bir ikazda bulundun. Tevbeler tebesi bir daha hiç öyle saygısızlık eder miyim dedim. Evet ashab kiram din demektir ve söz konusu cahiliye dönemi bile olsa onlarla alakalı konuşurken çok dikkat edilmelidir. Ebu Bekir dindir, Ömer dindir, Osman dindir, Ali dindir ve kendi aralarındaki mertebeleri ölçüsünde ashabın her biri İslam demektir. Sahabe dinimizi kendilerinden öğrendiğimiz muallimlerimizdir. Müsaadenizle öyle kuru saygı, sözde takdir ve lafta kalan hürmet bunlar boş şeylerdir. Edep hissi insanın gönlüne yer etmelidir ve mümin Habibi Ekrem'in ya da Ashab-ı Kiram'dan birinin ismini işittiği zaman neredeyse Esma-i İlahiye'den birini duymuş gibi ürpermelidir. Zira onlar her halleriyle Allah'ı hatırlatan ve dinimizin hakkaniyetini gösteren birer hüccettir. Ne kadar dolu dolu bir bölümdü kıymetli seyirciler. Ne kadar dolu Şimdilerde gerçekten de bu mevzularda konuşanlara baktığımız zaman ne kadar rencide ediyor bu yürekleri sevgili seyirciler. Efendim son kitap en öndekiler isimli kitap biliyorsunuz. Reşit Haylamaz abiyle beraber akademi araştırma heyetinin hazırlamış olduğu bu kitapta Hazreti Ali'nin hayatını okuyorduk. En Öndekiler isimli kitapta dört isim vardı sevgili seyirciler. Hazreti Hatice'nin hayatını okumuştuk. Şimdi sırada Hazreti Ali'nin hayatı var. O da bugün okuyacağımız bölümlerle sona eriyor sevgili seyirciler. Allah'ın korumasına teslim olan Hazreti Ali bugün okuyacağımız ilk bölümün başlığı. Bu kargaşalı günlerde ona da bir kötülük yapılır düşüncesiyle kapısında beklemek isteyenler olmuştu. Niye beklediklerini sordu. Niyetlerini öğrenince de siz beni yerdekilerden mi yoksa göktekinden mi koruyacaksınız diye sordu. Zira biliyordu ki gökler ötesinde ilahi kader müsaade etmedikçe yerde kimse başkasına bir zarar veremezdi. Ancak ecel gelince artık bu ilahi koruma da kalkar ve kader hükmünü icra ederdi. Ortalığın bu kadar karıştığı ve buna karşılık zuhur eden fitneyi kökünden temizlemeyi düşündüğü bir sırada oyun bozanlık yapıp onunla savaşa katılamayacaklarını bildiren bir kısım askerlere karşı Hazreti Ali çok sert ve acı bir konuşma yapacaktı. Bu konuşmasında yer alan ve top güllesi gibi ağır sözlerinden bazıları şöyleydi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kalbi çatlatan, akıl ve mantığı durduran, insanı kedere boğan halinize yazıklar olsun. Onlar yanlış yolda oldukları halde aralarında kenetlenmiş olarak dururken sizin haklı olduğunuz halde böyle darmadağınlık ve cesaretsiz oluşunuza yazıklar olsun. Siz hedef yapıldınız. Üzerinize oklar yağdırıldı ama siz hiç ok atmıyorsunuz. Size saldırıldı ama siz buna cevap vermiyorsunuz. Gözünüz önünde açıkça Allah'a isyan ediliyor da sizin kılınız bile kıpırdamıyor. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olamayanlar, ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar, ey ayağına süs takanlar gibi oturup aklını kullanamayanlar. Vallahi siz itaatsizliklerinizle benim bütün tedbirlerimi, düşüncelerimi mahvettiniz. İçimi elem ve öfkeyle doldurdunuz. Allah şahittir ki ben daha 20 yaşlarındayken savaşmaya başladım. Şimdi ise 60 yaşımı geçtim. Fakat bir kimsenin sözü dinlenmezse onun görgü ve bilgisi ne işe yarar ki bin bir çeşit hüneri de olsa ona kim inanır? Bir diğer bölüme geçiyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümün başlığı Vuslat yaklaşırken. Bir tarafta haricilerin ortalığı kasıp kavurması ve diğer yanda da askerleri arasında böylesine derin bir ikilemle karşılaşınca Hazreti Ali çaresiz küfeye dönmeye karar verdi artık iç bünyeden gelen iki ateş arasındaydı. Bir tarafta Osman'ın intikamını almayı öne sürerek hilafet makamına göz dikenler, diğer yanda da Allah'ın hükmünden başka hüküm yoktur sloganıyla yola çıkıp kendilerini muhalif kelleleri gözünü bile kırpmadan ve cihat diye koparanlar çevirmişti etrafını. Üstüne üstelik bir de askerler arasında ihtilaf baş göstermiş ve bu kadar musibete karşı koyabilecek asker ruhu yıpratılmıştı. Hatta ne acı ki Hz. Ali'yi tahkim meselesinde küfürle itham edenlerin çoğu Amr'ın karşısına Abdullah İbni Abbas'ın çıkmasını istediği halde aynı konuda Ebu Mus'al Eşari'nin temsilciliği konusunda ısrar ederek üzerinde baskı kuranlardı. Hiç beklemediği son gelişmeler onu bir hayli üzmüş ve derinden yaralamıştı. Normal bir insanın tahammüllerinin üstünde gelişen böylesi olumsuzluk bu kadar meşakkat ve zorluğa ancak Allah Resulü'nün dizinin dibinde terbiye görmüş ve böylesi zorlu günler için özel yetiştirilmiş bir isim dayanabilirdi. Ancak Hazreti Ali bundan sonra olabilecekleri artık daha net görüyor ve gelişmeleri de tahmin edebiliyordu. Yolun sonu gözüküyordu. Zira bir taraftan sakalıyla başını işaret ederken dudaklarından bu sakal bu başın kanıyla boyanacak cümleleri dökülü vermişti. Onun bu sözünü duyan bir başkası şayet bir başkası olsa kendisini öldürmeye yeltenen insanın sülalesini temizler deyince hiddetlenip devreye girmiş ve Allah'tan kork ben sadece beni öldürecek şahsa kısas isterim demişti. Yaşadıklarıyla Allah Resulü'nden duyduklarını birleştiriyor ve böyle bir sonuca gidiyordu. Zira bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu karşısına almış ve dünyadan ecelle değil başının kanıyla sakalı boyanarak şehit edilip gideceğini fısıldamıştı. Hatta Uhud'da şehit olup kanatlananlar gidip de geride kalanlara hüzün basınca yanındaki Mahzun Ali'ye dönmüş ve "Şehadet senin için gelecek günlerde başının kanıyla sakalın boyanacağı gün senin sabrını da göreceğiz." buyurmuştu. Onun için bu Uhud'da bulamadığı şehadeti günün birinde bulacağını ifade eden bir müjde anlamına geliyordu. Bir başka gün de ilklerin en eşkıyası kimdir diye sormuş ve Hazreti Ali de Salih'in devesini boğazlayanlar cevabını vermişti. Arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peki sonrakilerin en eşkıyası kim diye sorusunu tekrarlayınca bu konuda benim bir bilgim yok ya Resulallah demişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eliyle de işaret ederek seni bu şekilde şehit edecekler buyuracaktı. Artık Hz. Ali yeme içmeden kesilmiş adeta kendini kaderin kollarına emanet ederek Rabbine kavuşacağı anı beklemeye başlamıştı. Sahur için oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in evlerine vuruyor ve sadece birkaç lokmayla iktifa ediyordu. Sebebini soranlara da Allah'ın emri geldiğinde karnımın tok olmasından hoşlanmam cevabını veriyordu. Dünyaya veda zamanının geldiği onun için artık kesinlik ifade ediyordu. Zira onun şehadetiyle ilgili bilgilere genel olarak bakıldığında adeta hangi sene, hangi ay ve hangi gecede şehit edileceğini çok iyi bildiği sonucu çıkmaktadır. Rüyasında Allah Resulü'nü görmüş ve karşılaştığı olumsuzluklardan bahisle sıkıntısını dile getirmişti. Beddua etmesi bile tavsiye edilirken o ellerini açıyor ve "Allah'ım beni öyle kullarının arasına al ki bunlardan daha hayırlı olsun. Bunlar için beni de haklarından gelebilecek bir başkasıyla değiştir." diyordu. Bir taraftan Allah ve dostlarına kavuşacak olmanın sevincini yaşarken diğer yandan da reva görülenlere çok üzülüyordu. Aslında onun üzülmesi Allah ve Resulünün de rencide olması anlamına geliyordu. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kastederek bir gün şöyle buyurmuştu. Onu üzen beni de üzmüş demektir. Ona kin besleyen bana da kin besliyor. Ona yakışıksız söz söyleyen bana da hakaret ediyor demektir. Kim onu severse Allah da onu sever. Kim de ondan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Kim ona düşmanlık ederse Allah da onu düşman bilir. Kim ona itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Ve kim de ona isyan ederse Allah'a isyan etmiş demektir. Tahrip ruhu ve şehadet başlıklı bölüme başlayabiliriz sevgili seyirciler. Nihayet haricilerden Abdullah İbni Mücem iki arkadaşıyla birlikte anlaşmış ve ve kurtuluşu ancak mevcut liderleri öldürmekte görüyorlardı. Onlar için sonrasında olacakların hiç ama hiç önemi yoktu. Ve sadece nefret ve kinlerini susturup teselli edecek bir yol olarak otoriteyi temsil edenlerin başlarına göz dikmişlerdi. Allah için kardeş kanı akıtmayı kendilerine mübah görüyorlar ve eğer biz canlarımızı hak yoluna verme pahasına da olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Biz de böylece kardeşlerimizin intikamını almış oluruz diyorlardı. Allah'a şirk koşan milyonlar seylab olup cehenneme akarken inanan hatta inananların piri olan bir gönlün kanına girmek kadar bir gariplik olabilir miydi? Ama oluyordu. Bir kez hariçte bir zihniyet gelişti mi sonrasında olabilecekler hiç düşünülmeden ve önü sonu hesap edilmeden hareket edilebiliyor ve bütün bu yapılanlar da Allah için kılıfına uyduruluyordu. Allah için Allah'ın aslanının hayatına kastedilebilir miydi hiç? Diğerleri Muaviye ve Hazreti Amr İbni As'ı öldürmek için yola çıkarken İbni Mülcem de zehirlediği kılıcıyla Hazreti Ali'yi şehit etmek için Kufe'ye geldi. Gerçek niyetini kimseye söylemiyordu. Günlerce plan kurdu, gidip geliyor ve işini şansa bırakmak istemiyordu. Takvimler Ramazan ayının 17'sini gösteriyordu. Bir cuma sabahı Hazreti Ali sabah erkenden aile efradını da uyandırmış, erkenden namaz için mescide yönelmişti. Halifeydi ama yanında korumalarıyla da dolaşmıyordu. Zifiri karanlıkta arkasından yaklaşan şahsın da belki kendisi gibi namaza çıkan birisi olduğunu düşünüyordu ancak durum farklıydı. Yanına kadar yaklaşan İbni Mülcem ani bir hamleyle Hazreti Ali'nin üzerine saldırarak zehirli kılıcıyla vurmaya başladı. Savaş meydanlarının cengaveri Yiğit Ali İbni Mülcem gibi 10 tanesinin hakkından gelirdi ama kendi kanıyla birlikte belki de Müslüman kanının durmasını istiyordu. Ağır yaralıydı sürekli kan kaybediyordu. Aynen denildiği gibi yıllar önce Hazreti Ali'nin sakalı başının kanıyla ıslanmış ve kırmızıya boyanmıştı. Vazifesini yaptığına inanan İbni Mülcem, emir ve hüküm ancak Allah'a aittir ey Ali, sana ve arkadaşlarına değil diye haykırıyor, kendince cihadın en büyüğünü yerine getirdiğini zannediyordu. Aman Allah'ım, kaç yönlü bir imtihandı bu ve böylesi bir imtihan silsilesine ancak Hazreti Ali tahammül edebilirdi. Onun endişesi kendisinden kaynaklanmıyordu. Zira o artık dünyanın bütün meşakkatlerinden kurtulup sevgililerine kavuşmanın yoluna girmişti. Çok değil, daha birkaç gün önce küfellere seslenmiş ve şöyle demişti. Allah'a yemin olsun ki artık Allah'ın beni sizin aranızdan almasını ve buradan çekip rahmetine kavuşturmasını istiyorum. Efendiler Efendisi bir gün kendisine insanlar ahiret konusunda isteksiz davranır ve dünyaya dalarlar da ona ait şeylerin peşinden koşturmaya başlarlarsa mal ve mülkü sever ve Allah'ın dinini aldatma vesilesi yaparak onu sadece belli kişilerin arasındaki bir kıymet haline getirirlerse senin halin nice olur diye sormuştu. Bunun üzerine Hazreti Ali cevap olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o zaman ben dünyalarını terk eder, tercih ettikleriyle onları baş başa bırakır. Allah ve Rasulünü ahireti tercih ederim. Size ulaşıncaya kadar da hak üzerinde sabrederim demişti. İşte bugün Hazreti Ali dünyalarını onlara bırakmış Allah ve Rasulüne gelmek için el sallıyordu. Ecel vaki olacağı ana kadar da sabretmeye azmetmişti duyan koşmuş Hazreti Ali'nin yanına geliyordu. Yaralı Hazreti Ali'yi evine taşmak istemişlerdi. O halde bile beni bırakın siz gidin namazınızı kılın ve cemaati kaçırmayın diye tavsiyede bulunuyordu. Elbette İbni Mülcem kaçamamıştı. Onu da yakalayıp huzuruna getirdiler. Ağırlaşan göz kapaklarını zorla kaldırdı. Daha dikkatle baktı. Canına kasteden adama daha dikkatle baktı ve o adam sen misin dedi zorlukla. Derin bir hüzün vardı cümlesinde. Bir işaretiyle kellesi gidebilirdi ama o ne büyüklüktü ki Hazreti Ali bir taraftan acı içinde kıvranırken yaralarından akan kana bakıyor, diğer taraftan da kendisini öldürmek isteyen insana nazar edip acı acı tebessüm ediyordu. Hayata veda edip ölüme el sallarken bile kendisinden sonra kargaşa olmaması gerektiğini anlatıp insanları istikamete davet ediyordu. İşte onun yarasından kanlar akarken hayatına kasteden İbni Mülcem için etrafındakilere söylediği son sözleri. Bunu hapiste tutun ve orada iyi davranın. Eğer yaşarsam ne yapacağımı düşünürüm, bağışlarım veya Allah'ın hükmünü icra ederim. Eğer ölürsem bir can karşılığında sadece bir can alınsın ve sakın ona müsle yapılıp ölüsüne işkence yapılmasın. Ebediyete yelken açarken bile kendisi için bir başkasının öldürülmesini istemiyordu koca imam. Çünkü Allah azgın ve taşkınları sevmez, haddini aşanlardan da hoşlanmazdı. Yaralı Hazreti Ali'yi artık evine yerleştirmişlerdi. Bu esnada yanına Ömer isminde bir dostu gelmiş ve yarasını görmek istemişti. Görünce de koca imama moral olması için önemli bir şey değil, iyileşir temennisinde bulunmuştu. O ise yolculuğundan emindi ve "Ben bugün sizden ayrılıyorum." buyurdu. Hazreti Ömerle nikahladığı kızı Ümmü Gülsüm perde arkasından çığlık basınca da ona yöneldi ve "Niye ağlıyorsun ki kızım? Benim gördüklerimi görmüş olsaydın asla ağlamazdın." dedi. Yanındaki dostu ne görüyorsun ey müminlerin emiri diye sorunca da işte melekler ve nebiler saf tutmuş kainatın efendisi de orada bana diyor ki ey Ali müjdeler olsun sana şu an gidiyor olduğun yer içinde bulunduğundan çok daha hayırlı. Yanında yıllardan beri sakladığı bir koku vardı. Allah Resulü'nden hatıra kalan ve onu tavsiye etti. Resulullah gibi koksun diye yanına giderken Gidişine artık herkes inanmıştı. Koca imam gözlerinin önünde yavaş yavaş dostlara doğru yol alıyordu. Onun sonrasında karışıklıklar yaşanmaması için Hazreti Ali'nin bir işareti yeterdi. Bunun için yanına yaklaştılar kendisinden sonra o oldu ve peygamber torunu Hazreti Hasan'ı halife bırakmasını istediler. Hayır dedi önce ve ardından da bunun için size ne emreder ne de yasak koyarım diye ilave etti vicdanına baskı yapmak istiyorlardı ve bizi lidersiz bırakıp huzuruna vardığında Rabbine ne dersin sonra dediler. Belki de o günkü şartlar boşluk kabul etmeyecek kadar çetindi ve bir an önce yeni halifenin belirlenmesini istiyorlardı. Ancak Hazreti Ali kendinden emindi. Ben onlara senin resulünün de müminlere bir halife bırakmadan geldiği gibi ben de bir halife bırakmadan geldim derim diye cevapladı onları. Aradan bir gün geçmişti ve günlerden cumartesiydi. Oğullarını çağırdı yanına güçlükle. Belli ki son sözlerini söyleyecekti. Takati kalmamış ve titreyen dudaklarından kelimeler zor çıkıyordu artık. Karşısına aldığı oğullarına Allah'tan korkmalarını, takvadan ayrılmamalarını, her halükarda Müslümanlığın peşinde olmalarını, iftirak düşüncesinden uzak durarak hep sulh ve sükûnun yanında yer almalarını, insanlar arasında yapıcı hareket etmeleri gerektiğini, Kur'an'a sadakatten ayrılmamalarını, miskin ve fakirlerle hemdem olup ihtiyaçlarını karşılamada daha hassas olmalarını, başkalarının ayıplamasını aldırmadan emri maruf ve nehyi münker vazifesine devam etmelerini, hep güzellikleri tavsiye peşinde olup iyilik ve takvada yarışmaları gerektiğini tavsiye ettikten sonra, size iki dörtlüğü tavsiye ediyorum dedi. Nedir onlar ey babacığım diye sorduklarında da zenginliğin en zengini akıl, fakirliğin en fakiri ahmaklık, vahşetin en vahşisi kendini beğenmek ve cömertliğin en zirvesi de güzel ahlaktır dedi. Peki diğer dört ne dediklerinde ise ahmakla arkadaşlıktan çekinin çünkü o size yardım etmek ister ama sonuçta zarar verir. Yalancıyı tasdik etmekten de sakının. Çünkü o sana yakın olanı senden uzaklaştırır ve uzak olanı sana yakın eder. Cimriyi tasdik etmekten de kaçının. Çünkü o da senin ona olan ihtiyacından fazlasıyla yanında oturur ve kendini muhtaç kabul ettirmeye çalışır. Aynı zamanda facirle dostluk kurmaktan da uzak durun. Zira o da ilk fırsatta sizi yarı yolda bırakır buyurdu. Ardından da kim zerre miktar hayır işlerse onun karşılığını görecek, kim de zerre kadar şer işlerse onun bedelini ödeyecek mealindeki ayeti okuyarak son nefesini verecekti. Böylelikle 4 yıl 9 ay süren hilafet dönemi de son bulan Hazreti Ali bu sıralarda 63 yaşlarındaydı. Allah Resulü'nün Hazreti Selman ve Hazreti Ammar'la birlikte kendisine cennetin müştak olduğu olarak anlattığı Hazreti Ali de artık kendisini bekleyen cennete doğru pervaz edip uçu vermişti. Onu oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yıkayıp kefenlediler. Namazını da Hazreti Hasan kıldırdı ve mübarek naaşını alıp sabahın seher vaktinde küfe topraklarına emanet ettiler. Ne gariptir ki daha sonraları da zaman zaman yaşanacak olan sırlı bir uygulamayla onun mezarı da bir meçhule yelken açacak ve gözlerden kaybolacaktı. Onu yad edip gözyaşlarıyla etrafındakileri anlatırken bir gün İbn Abbas kadınların en hayırlısının kocasıydı. İki peygamber torununun babasıydı. Gözlerim onun gibisini görmedi ve mahşere kadar da göremeyecek diyecek ve onun kadrini bilemeyip de aleyhinde olanlara Allah'ın lanetinin isabet edeceğini anlatacaktı. Mütebessim bir çehresi vardı ve gülerken dişleri görünüyordu. Çocukluğunda da putlara tapmadığı için kendisine Kerramallahu Veçh denilerek dua edilmek adet haline gelmişti. İlim, takva, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve şecaat gibi yüksek insani ve ahlaki vasıflar bakımından müstesna mevkiye sahip olan Hazreti Ali ve aile fertlerine karşı yapılan saldırı burada durmayacak ve daha vahim olayları doğuracak bir süreç takip ederek iki gülü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i de girdabına alarak yıllarca sürüp gidecekti. Hazreti Muaviye'nin pişmanlığı başlıklı bölüme geldik sevgili seyirciler. Bu arada şunu da ifade etmek gerekir ki Hazreti Muaviye de peygamber rahliye tedrisinde bulunmuş bir sahabidir. İştihatta isabet kaydedilmese de ehli iştihatta sevap vadedildiği yerde onun gibi de bir kamet hakkında olumsuz kanaat oluşmaması adına birkaç cümle sert etmekte fayda olsa gerek. Çünkü çok geçmeden tarih Hazreti Muaviye'den herkese örnek olacak bir muhasebe örneği dinleyecek ve kulakları küpe olsun diye bunu kaydedip gelecek nesillere ibret diye aktaracaktır zaten tarih de ibret alındığında tekerrür etmeyecek bir bilgi hazinesi değil midir? Aradan bir müddet zaman geçmiş ve ortalık bir nebze durulmuştur. Hilafet makamında muaviye oturmaktadır. Olup bitenlerden o da üzüntü duyuyordur. Ancak sonuç ne olursa olsun vahdeti temin adına bir makama itaat gereklidir ve ihtilaflardan bunalan herkes gelip muaviyeye beyat etmektedir. Bunlar arasında Kargaşa günlerinde cephelerden ayrı kalmayı tercih eden ve evine kapananlar da vardır. Bütün bu olaylara katılmayıp kenarda kalmayı tercih edenlerden birisi de ilk günlerin emektarı ve cephelerin ağzı dualı kumandanı Sad İbni Ebi Vakkas'tır. Hayatı boyunca üç kez ağladığını anlatıyordu. Resul-i Kibriya'nın ebediyete yürüdüğü gün, Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün ve Hakk'ın darbe aldığı bugün diyor ve ardından da selam hakkın üzerine olsun diye sesleniyordu. İşte bu Saad İbni Ebi Vakkas bir gün Hazreti Muaviye'nin yanına gelmişti. Cemelle başlayan süreçte niçin cephelerde olmadığını sordu Hazreti Muaviye ona. Ya Eba İsak, sen bizim hakkımızı takdir etmedin. Ne lehimizde ne de aleyhimizde oldun diyordu. Halifenin sözleri sitem doluydu. Dedi ki: "Ey müminlerin emiri Ortalıkta öyle karanlık bir rüzgar esti ki her yer karardı o gün ve ben yolun ucunu göremedim ve dedim ki otur oturduğun yerde. Ardından da bineğimi bağladım ve ortalık duruluncaya kadar bir daha hiç dışarı çıkmadım. Hz. Muaviye çok zeki idi ve siyasi dehasını konuşturarak onun bu cümlelerinin akabinde şunları söyledi. Allah'a yemin olsun ki ben iki kapağı arasındaki Kur'an'ı okudum hiçbir yerinde Allah Celle Celaluhu otur oturduğun yerde demiyor diye cevapladığı Sadı. Arkasından da ilave etti. Fakat o diyor ki müminlerden iki topluluk karşı karşıya gelirse siz onların arasını ıslah edin. Şayet onlardan birisi diğeri üzerinde taşkınlık yapıp aşırı giderse o takdirde bunlar Allah'ın emrine gelip itaat edinceye kadar onlarla savaşın. Şayet dönüp vazgeçerlerse o zaman aralarında adaletle hükmedin. Allah'a yemin olsun ki sen ne adil olana karşı bağilerin yanında ne bağilere karşı adaletle beraber ve ne de Allah'ın emrettiği gibi ıslah edenlerdendin. O gün Hazreti Muaviye halife bile olsa saat bildiği doğruyu paylaşacaktı onunla ve dedi ki sen beni Resulullah'ın kendisine benim katımda sen Musa yanındaki Harun gibisin. Yalnız şu var ki benden sonra peygamber yoktur dediğini duyduğun bir adamla savaşa davet ediyorsun. İlla ısrar ediyorsan sana söyleyeyim Resulullah'ı Ali için şunları söylerken duydum ben. Nerede olursa olsun sen hakla hak da seninle beraberdir. Sa'at'tan bunları dinleyen Hazreti Muaviye sordu bu defa. Bunu seninle birlikte başka işiten var mı diye? Arkasından da bana mutlaka delil getirmelisin dedi. Evet dedi Sa'at ve ilave etti. Falan falan ve Ümmü Seleme. Falan falan ve Ümmü Seleme diye tekrarladı Hazreti Muaviye. Ümmü Seleme validemiz hayattaydı ve bu sözleri teyit etme imkanı vardı. Doğruca onu ziyarete geldiler. Dediler ki Ey müminlerin annesi Resulullah hakkında onun hiç söylemediği sözler de söylenir oldu. İşte bu saat Ali için Efendimiz'den bizim duymadığımız nerede olursa olsun sen hakla, hak da seninle beraberdir sözünü naklediyor. Ne dersin? Bir aralık daldı gitti Ümmü Seleme validemiz. Derin bir iç geçirdikten sonra da şunları söyledi onlara. İşte bu evimde söyledi Ali'ye onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Durum gerçekten de ciddiydi. Muaviye'yi derin bir üzüntü sarmıştı. Pişmanlık okunuyordu yüzünden ve ey Eba İshak diye başladı sözlerine ardından da ilave etti. Şu andan itibaren ben kimseyi levmetmiyorum ve Ali konusunda sükutu tercih ediyorum. Vallahi de şayet ben bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duymuş olsaydım asla onunla savaşmaz, ölünceye kadar Ali'ye hadim olurdum. Aslında bu bugüne kadar yaşanılanları geri getirmeye yetmese de önemli bir muhasebeydi. En azından arkadan gelip de benzeri bir durumla karşı karşıya kalacaklar için Hazreti Muaviye iyi okunacak bir kitap ve ibret alınacak yüklü bir tecrübe bırakıyordu. Sonuç olarak sevgili seyirciler İnanan bir insanın bir delikten iki defa ısırılmayacağını bizzat Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve bu söz bize hatada ısrarın olmaması gerektiğini haykırıyor. Elbette burada tecrübe öne çıkıyor. Tecrübeyi şahısların ve nesillerin tecrübesi olmak üzere iki çeşidiyle el alacak olursak, bir insan olarak aynı hataya düşmemek konusunda göstereceğimiz gayret kadar Tarihi olayların rehberlik ve tecrübesinden de istifade ederek toplumsal hataları da tekrarlamamamız gerektiği hususunda azimli olmamız gerektiği sonucuna ulaşırız. Bu da tarihi ve tarihi olayları iyi bilip analiz etmemize, onları sadece dünün hadiseleri olarak okuma yerine günümüze de taşıyabilmemize bağlıdır. Ancak şu da bir gerçektir ki her dönemin hadise ve olaylarını değerlendirirken bu hadise ve olayları netice veren sebeplerin bütününü de göz önüne almak gerekir. Bir diğer gerçek de ne kadar ince tetkik yapılsa ve bu husustaki gayretler ne derece üst noktaya çıkarılsa da tarihe mal olmuş hiçbir olayın daha sonraları bütün detayıyla bilinip kavranmasını da imkan yoktur. Sonradan gelenler ellerindeki bilgi ve belgelere göre hüküm vermek zorundadır. Halbuki çoğu zaman her meselenin bilgi ve belgesine ulaşmak imkansızdır. Hele cephe şartlarında gelişen hadiselerin hükmünü alın teri dökmeden masa başında vermeye kalkmak kadar büyük bir cinayet olamaz. Öyleyse belge ve bilginin olmadığı yerde karinelerle hareket edip kimseyi ademe mahkum etmemek, ihtimallerle konuşarak insanları yanıltmamak ve işin doğrusunu Allah'a havale etmek sonrakilerin görevi olmalıdır. Tecrübeyi de bu açıdan değerlendirerek Hazreti Ali'nin hayatına bakıldığında onun bugüne kadar mesajlarla dolu olduğu görülür. Zaten ortada her yönüyle zirvede yaşanılan bir hayat vardır. Buna ilave olarak bir de karşımızda acı veya tatlı bir hayatın sosyal hayata taşınabilecek birçok tecrübesi durmaktadır. Burada son bir hatırlatmanın daha yararlı olacağı kanaatindeyim. O da tarafların sahabe olduğu zeminlerde okuyup değerlendirmede bulunurken insanın kalben dahi birini diğerine tercih ederek bir diğeri hakkında olumsuz bir kanaate ulaşmaması meselesidir. Hz. Ali örneğinden hareketle söylemek gerekirse ne Cemel ne Sıffin ve ne de tahkim sürecindeki muhataplar konusunda akıllarda niye Hz. Ali'nin yanında yer almayıp da ona karşı böyle bir duruş sergilendi gibi bir sorunun hele tereddüdün bilhassa kanaatin kalmaması gerekmektedir. Çünkü konu sadece şahıslarla sınırlı değil toplumsal bir sürecin ürünüdür. Bu süreç kenarda fırsat kollayanların iştahını kabartmış ve neticede bulanık suda balık avını itiyat edinenlerin buldukları bu fırsatı değerlendirmesiyle yürek yakan hadiseler ortaya çıkmıştır. Bugün bizim açımızdan mesele dünkü tarafların kritinden ziyade hadiseleri önümüze koyarak güncel problemlerimizi çözebilme meselesidir. Yoksa söz konusu olan diğer zevat da sahabedir ve bütün orijinalliğiyle birlikte İslam'ı doruk noktada yaşayan bizzat son nebi Efendiler Efendisi'nin dizinin dibinde terbiye görüp onun sohbet meclislerinin boyasıyla boyanan böyle güzide bir cemaat hakkında sonrakilerin zihninde en küçük bir soru işaretinin olması bizim adımıza çok büyük bir kayıp demektir. Ömer İbni Abdülaziz'in dediği gibi nasıl ki Allah Celle Celaluhu bizleri o günlerde yaratmamak suretiyle elimizi kana bulamak veya kellemizi böyle bir kan teslim etmekten korumuşsa bugün bizim de onlar hakkında dilimizi koruyarak ebedi hayatımızı tehlikeye düşürecek hatalardan uzak kalmamız en eslem yoldur. Hz. Ayşe Validemiz de Hz. Talha ve Hz. Zübeyir radiyallahu anhüm de en önde gelen sahabilerdendir. Cennetle müjdelenmişlerdir. Aynı zamanda Hz. Muaviye vahiy katipliği yapmak gibi müstesna bir işin adamıdır. Hükümran olursan şefkatle davran manasında beşaret masardır. Asabı hakkında olumsuz sözler söyleyenleri şiddetle uyaran ve bunların kendi cemaati arasında yer bulamayacağını ifade eden de bizzat Allah Rasulüdür Öyleyse bugün gereksiz konuşmalarla dilimizi kana bulamaktan iştinap ederek hepsi hakkında hayırla duada bulunmaktan başka çıkar yol yoktur. Son sözün de sonu olarak denilebilir ki tarafları sahabe olan bir cemaatin cennette livai hamdin altında ve efendiler efendisinin arkasında saf bağlayıp yer alacağı da muhakkak. Öyleyse aleyhlerinde olmakla bu safın dışında kalma bahtsızlığına duçar olmamak için geçmişi konuşarak geleceğimize tehlikeye sokmak yerine onun tecrübelerini arkamıza alarak geleceğimizi doğru bir zeminde kurma yarışına girmek gerek demiş yazar kitabın son bölümünde Hazreti Ali ile anlatılan Hazreti Ali'nin hayatı ile ilgili anlatılan son bölümde sevgili seyirciler. Efendim bugün de bu biraz uzun bir bölüm oldu. Bugün de kitaplarla seyahatin sonuna gelmiş olduk sevgili seyirciler. İnşallah hafta başında yine kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.